Buna göre Hz. Ömer dönemi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hazreti Ömer fetihlerle sınırları genişleyen İslam Devleti'nin yönetimini kolaylaştırmak amacıyla merkezde divan teşkilatını kurdu. Ülke topraklarını vilayetlere ayırarak buralara valiler ve kadılar atadı, maliyeye önem vererek vergileri sistemli hale getirdi. Hemen bakalım arkadaşlar, yargıda bağımsızlık ilkesinin benimsendiği, eğer divan teşkilatı varsa yargıda bağımsızlıktan elbette bahsedebiliriz. Devlet teşkilatlanmasına önem verildiği, bakın arkadaşlar ülkeyi vilayetlere ayırdığına göre, teşkilatlanmaya önem veriyor. Merkeziyetçi devlet anlayışının benimsendiği. Tabii ki arkadaşlar merkezden o bölgelere kadılar ve valiler atıyor. Demek ki merkeziyetçi devlet anlayışı da mevcut. Bu sebeplerle doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin sağlanamamasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Kabile üstünlüğü anlayışının benimsenmesi Arkadaşlar eğer sınıfsal farklar mevcutsa elbette siyasi birlik yoktur. Her kabilenin kendi şehirleri tarafından yönetilmesi. Bakın arkadaşlar farklı farklı insanların yönetimi söz konusu elbette siyasi birlik yoktur. Kabileler arası kan davalarının yaygınlaşması. Arkadaşlar insanlar arasında birlik ve beraberlik olmadığı zaman siyasi birliği sağlamakta oldukça güçtür. Bu sebeple doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Buna göre Hazreti Osman dönemi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hazreti Osman'ın halifeliğinin ilk günlerinde Bizans ordusu Mısır'a saldırdı ve İskenderiye'yi geri aldı. İslam ordularının daha önce fethettiği İran ve Azerbaycan'da ayaklanmalar çıktı. Müslümanların yaptığı ilk deniz savaşı olan Zatus Savari Savaşı'nda Bizans donanması yenilgiye uğratıldı. Hemen öncelerimize bakalım arkadaşlar. Kuzey Afrika egemenliğinin kaybedildi. Bakın savaşta bir başarı var. Neden egemenlik kaybedildi? Değil mi? Buna ulaşamayız arkadaşlar. Denizlerde İslam donanmasının gücünü hissettirdi. Savaşta başarılı olduklarına göre elbette doğru arkadaşlar. Egemenlik alanında değişiklikler yaşandı. Bakın arkadaşlar, Mısır'a saldırıp İskenderiye'yi geri almışlar. Egemenlik alanında da değişiklikler yaşanmış. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olmalıdır. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hz. Ali halife olduktan sonra Hz. Osman'ın katillerini cezalandırmadığını iddia edenler Hz. Ali'nin halifeliğine karşı çıktılar. Yaşanan Cemal vakasından sonra devlet merkezi Medine'den küfeye taşındı. Hz. Ali'nin halifeliğine Şam valisi Hz. Muaviye de karşı çıkıyordu. Yaşanan Sıffin savaşından sonra hakem olayı ile Hz. Ali'ye karşı olanlar Hz. Muaviye'nin etrafında birleşip onu halife ilan ettiler. Hemen şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Siyasi çekişmelerin İslam devletinde ayrılıklara yol açtı. Bakın arkadaşlar kimler kendi aralarında savaşıyor? Müslümanlar değil mi? O zaman A seçeneğine ulaşabiliyoruz. Hazreti Ali dönemindeki askeri yetersizliklerin siyasi başarısızlıkları beraberinde getirdiği. Arkadaşlar burada aslında söylenen şey askeri yetersizlikler değil. Hz. Ali'nin etrafında olan insanlar da Hz. Muaviye'nin etrafında birleşmeye başlamışlar arkadaşlar hakem olayından sonra. Bu sebeple aslında kaybediyor. Askeri bir yetersizlikten söz etmiyor paragraf bize. Başkent değişikliğinde otoriteyi sağlama isteğinin etkili olduğu. Evet arkadaşlar yaşanan Cemal olayından sonra başkent taşınmış zaten. Doğru. Hakem olayı ile Hz. Ali'nin halifelikten azledildiği. Arkadaşlar bakın zaten ne olmuştu? hakem olayından sonra Hz. Muaviye halife olmuştu. Doğru, Muaviye'nin stratejik hamleleri ile halifelik idealini gerçekleştirdi. Elbette arkadaşlar doğru, bu sebeplerle doğru cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hz. Ali döneminin sona ermesinden sonra Şam'da bulunan Muaviye burada halifeliğini ilan etti. Aynı günlerde Küfe'de bulunan Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan, Irak'taki Müslümanlar tarafından halife seçilmişti. Muaviye'nin kendisi üzerine sefere çıkacağını haber alınca onunla bir anlaşma yaparak halifelikten vazgeçti. Anlaşmaya göre Muaviye kendisinden sonra kimin halife olacağına karışmayacaktı. O öldükten sonra Müslümanlar kimi isterse seçeceklerdi. Ancak Muaviye anlaşmaya uymadı ve Hazreti Hasan'ın ölümünün ardından oğlu Yezid'i veliaht tayin etti. Hemen bakalım arkadaşlar. Halifeliğin muaviye'den sonra saltanat sistemiyle belirlendiği. Bakın oğlunu veliaht tayin ettiğine göre doğru arkadaşlar. İslam dünyasında karışıklıklar yaşandığı elbette arkadaşlar görüyoruz zaten. Paragraftan ümmetçi politikaların güç kaybettiği. Tabii ki arkadaşlar ümmetçi politika olsaydı zaten birlik ve beraberlik olurdu. Şu anda problemler yaşandığı için 3. E, öncüle de ulaşabiliyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre mevali politikası ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Azad edilmiş köle anlamına gelen mevali tabiri ilk İslam fetihlerinden sonra kendi arzularıyla Müslüman olan ve Arap olmayan Müslümanlar için kullanılmıştır. Emeviler döneminde bazı Arapların mevali ile aynı hizada yürümedikleri, onlarla aynı sofraya oturmadıkları, camilerine ayırdıkları, onların mesleklerine aşağılayıcı bir gözle baktıkları, kızlarına mevalinin erkeklerine vermekten kaçındıkları ve arkalarında namaza durmaktan çekindiklerine dair rivayetler aktarılmıştır. Hemen öncülerimize bakalım arkadaşlar. Ortaya çıkışında buluşçu politikaların etkili olduğu arkadaşlar zaten ne diyor burada Arap olmayan Müslümanlar için kullanıyormuş doğru toplumda bölünmüş şey açtı. bakın arkadaşlar yani kızlarını vermiyorlar aynı camide namaz kılmıyorlar Elbette doğru İslamiyetin eşitlik anlayışıyla ters düştü. Elbette arkadaşlar dışlamışlar zaten e, kötü bir muamelede bulunmuşlar bu sebeplerle doğru cevabımız e şıkkı olacaktır. Buna göre Endülüs Emevi Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Müslümanlar İspanya'yı fethettikten sonra Endülüs Emevi Devleti'nin merkezi Kurtuba, Avrupa'nın en zengin kültür merkezi oldu ve 400 bin el yazma eser içeren kütüphanesiyle birçok öğrenci ve bilginin uğrak yeri haline geldi. İspanya'da Müslümanların hakimiyeti 781 yıl devam etti. Hemen bakalım arkadaşlar. Bilim ve sanat konusunda devrinin önemli merkezlerinden biri olduğu elbette arkadaşlar en zengin kültür merkezi olmuş, Batı'nın İslam medeniyetini tanımasına aracılık ettiği Avrupa'nın en zengin kültür merkezi olduğuna göre arkadaşlar doğru. İslam dünyasının en uzun ömürlü devleti olma özelliği taşıdı. Hayır arkadaşlar sadece ne kadar yıl yaşadığını söylüyor. En uzun mu en kısa mı bunu tabii ki bilemiyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Danışmanın Halife Mansur'a söylediği sözlerden hareketle Abbasilerin durumlarından hangilerine önem verdikleri söylenebilir. Danışmanının Abbasi halifesi Mansur'a Bağdat şehrinin kurulacağı yer ile ilgili önerisi, ''Efendim, şehri Dicle'nin kıyısına kurmanda fayda görüyorum. Zira mallar oraya hem kara hem nehir yoluyla gelebilir. Azerbaycan ve Rum diyarından mallar rahatça ulaşır, ordunun yerleşimine de uygundur.'' Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın malların gelişi hakkında yorum yapmış ticaret değil mi? Ordudan bahsetmiş, askeri düzen. Ama arkadaşlar tarımla alakalı hiçbir bilgi verilmemiş. 1 ve 2 yani C şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Buna göre Tolunoğulları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türk İslam tarihi ve medeniyeti açısından önemli bir yere sahip olan Tolunoğulları, müstakil bir devlet olmakla birlikte Abbasilere bağlılıklarını şeklen sürdürmüş, idari, siyasi, askeri ve adli teşkilat bakımından önceki kurumları devam ettirmiştir. Bu dönemde Mısır tarihin en parlak devirlerinden birini yaşamıştır. Kısacası bu dönem refah İmar, ilim ve ilfan devri olmuştur. Her ikisi de alim ve edipleri korumuş, mimari ve kültürel faaliyetleri teşvik etmiştir. Hemen bakalım arkadaşlar. Bağımsız bir devlet yapısına sahip olduklarını müstakil bir devletmiş zaten arkadaşlar değil mi? O zaman doğru. Türk İslam dünyasının siyasi liderliğini üstlendiklerini. Arkadaşlar burada siyasi bir liderlikle alakalı bilgi verilmemiş. Sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini. Arkadaşlar eğer insanları mutlu edecek bir şekilde bir yaşamdan bahsedebiliyorsak sosyal devlet anlayışından bahsedebiliriz. Geleneksel devlet uygulamalarını devam ettirdiklerini. Bakın arkadaşlar e, siyasi, askeri ve adli bakımdan Abbasilere yani önceki dönemlere benzemişler arkadaşlar doğru. Mısır'ın sosyoekonomik gelişiminde önemli rol oynadıklarına. Elbette arkadaşlar Mısır tarihin en parlak devirlerinden birini yaşamış. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre Abbasiler dönemi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz. Abbasiler her ne kadar geniş toprakları hükmedip kültürel alanda gelişmiş olsa da ilk yıllardan itibaren devletten kopmalar başlamıştır. Örneğin Endülüs Emevilerinin bağımsızlığını kazanmasından sonra Fas'ta İdrisiler, Tunus'ta Alebiler gibi bağımsız ve yarı bağımsız devletler ortaya çıkmaya başlamıştır. Hemen öncülerimize bakalım arkadaşlar. Siyasi birlik sağlanmıştır. Eğer arkadaşlar bağımsız yarı bağımsız devletler varsa siyasi birlik sağlanmış olur mu? Elbette olmaz arkadaşlar. Halifelik makamı birleştirici özelliğini kaybetmiştir. Bu kadar bölünmüşlük ve kopmalar mevcutsa arkadaşlar elbette kaybetmiştir. Ulusçu isyanlar devlet bütünlüğüne zarar vermiştir. Arkadaşlar devlette kopmalar var ama bunun sebebinin ne olduğu bize söylenmemiş. O yüzden ulusçu isyanlar var mı buna ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türklerin desteğini alan Müslüman Araplar 751'de Talas Savaşı'nı kazandı. Talas Savaşı sonrasındaki yakınlaşma ile Türkler Müslümanlığı kabul etmeye başladı. Türklere devlet içinde görevler verildi. Abbasiler merkezi Antakya olan Avasım Eyaleti'ni kurarak Türklerden oluşan askeri birlikleri buraya yerleştirdi. Hemen öncelerimize bakalım arkadaşlar. Avasım şehri ile devletin sınır güvenliği Türklerce sağlanmıştır. Bakın Türklerden oluşan askeri birlikler Antakya'ya Doğru arkadaşlar. Türk İslam tarihinin başlangıç noktası Talas Savaşı'dır. Talas Savaşı sonrasında ne olmuş? Türkler Müslümanlığı kabul etmeye başlamış. Doğru arkadaşlar. Abbasler döneminde ümmetçilik politikaları önem kazanmıştır. Bakın arkadaşlar, Türklere devlet içinde görevler verildiğine göre onları Türk oldukları için dışlamıyorlar. Ümmetçi politika uyguluyorlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız hepsi yani E şıkkı olacaktır. Bu duruma örneklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? İslam bilgiye, eğitim öğretime ve ilim insanlarına önem veren, bunları el üstünde tutan bir dindir. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde insanları akıllarını kullanmaya ve düşünmeye çağırır. Hemen öncülerimize bakalım arkadaşlar. Kur'an'da geçen yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek ki arkadaşlar oku dediğine göre bize yine eğitim öğretmeye yönlendiren bir ayet doğru. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti? Arkadaşlar tabii ki burada da yine araştırma yapmaya yönlendiren bir ayet doğru. Bilgi ve hakikat müminin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa alır hadisi. Demek ki arkadaşlar mümin bilgi ve hakikate ulaşmalıdır değil mi? O zaman buna da ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır.